akşamlar. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. 2023 Kadınlar Handbol Dünya Şampiyonası elemelerinde birinci turda A Milli Kadın Handbol takımımızın rakibi Büyük Britanya ve Türkiye Handbol Federasyonu spor salonundayız. Ankara'da Çankaya Yıldız'da seremoni gerçekleştiriliyor. Işıklı gösteride ilk olarak konuk ekip Büyük Britanyalı oyuncular sahne alıyor. Aslında konuk ekip diyoruz, statü gereği bu mücadelenin Büyük Britanya'da, İngiltere'de oynanması gerekiyordu ama anlaşma dolayısıyla iki maçı üst üste oynamayı kabul etti Büyük Britanya kafilesi. Bugün saatler 20'yi gösterdiğinde ilk düdük çalacak ve milli takımımızın aslında rövanşlı olması gereken mücadelesi Türkiye Handbol Federasyonu spor salonunda oynanacak. Yarın da yine aynı saatte, yani 20'de milli takımımız Büyük Britanya'yı ağırlayacak ve iki mücadelede umarız güzel galibiyetler alıp adını bir üstüne yazdıracak. 2023 Kadınlar Handbol Dünya Şampiyonası elemelerinde ilk sınavını Büyük Britanya karşısında veriyor A Milli Kadın Handbol takımımız. Aslında Büyük Britanya handbol anlamında çok da üst seviyeli bir rakip değil. Bunu çok kolaylıkla dile getirebiliriz. Hatta bugün Büyük Britanya Teknik Direktörü Baş Antrenör Paul Richard Dempsey'nin de ifade ettiği gibi biz uzun bir aranın ardından önemli bir sınav vereceğiz demişti ki ekrana yansıyor Paul Dempsey. 58 yaşında deneyimli bir isim ve o da ifade ettiği gibi artık güzel bir sınav vermek için buradayız. Elimizden geldiğince en iyi sonucu almak için çabalayacağız ifadesini kullandı Paul Dempsey. Beyaz artı formada izleyeceğimiz Büyük Britanyalı oyuncular yerlerini aldılar. Şimdi kırmızı artı formada millilerimiz sahne alıyor ve ilk olarak kaptan Aslı Eski Çalışkan'ı gördük. Sonrasında forma numarasına göre Beyza Karaçam, ardından Merve Özbolluk, o da çok deneyimli bir isim. Gülcan Tügel, geçtiğimiz hem İslami dayanışma oyunlarında hem de Akdeniz oyunlarında yine süre almıştı. Diğer yanda Dönegül Bozdağ'ın şimdi sahne alıyor da. Yaren Berk ve Gülker. Aynı zamanda Kastamonu Belediye'nin kalesini koruyan Yaren Berk de bugün kadroda. Nurceren Akgül Göktepe yine deneyimli bir isim. Ayrıca yine hatırlatmak istiyorum. Anosta da bize yardımcı olan Anıl Ender Durgun. Hem İngilizce olarak hem de Türkçe olarak tribünleri ilgilendiriyor. Bunu da yine aktarmak istiyorum. Neslihan Çalışkan ve Merve Özkaşıkçı şimdi sahne aldı. Merve de ilk kez, Merve Özkaşıkçı da ilk kez milli takım formasını terletiyor ve o da farklı bir heyecan yaşıyor. Bunu da yine aktarmış olalım. Diğer yanda Emine Gökdemir. Geçtiğimiz hem İslami dayanışma oyunlarında ve yine Akdeniz oyunlarında sahne almıştı. Emine Gökdemir de genç isimlerden biri. Kastamonu Belediye'de de geçtiğimiz haftalarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü kaydetmeyi başarmıştı. Kübra Sarıkaya yine deneyimli isimlerden diyebileceğimiz Halime İslamoğlu bugün kalede olacak. Aynı zamanda Yaren Berfe Göker'le beraber kaleyi paylaşacaklar. Bakalım Halime İslamoğlu da yine deneyimli isimlerden biri nasıl performans ortaya koyacak. Ceren Demirşelen 37 numarayla sahne alıyor Türkiye Handbol Federasyonu spor salonunda. Ve Eda Nur Çetin. Yine anonslandı. Zeynep Nur Ulugöz ki 67 numaralı Zeynep Nur da ilk kez milli takım forması terletecek. Zeynep Nur Ulugöz için de çok farklı bir heyecan olacak. O da Göreli Belediye'nin oyuncusu. Ve son olarak Elif Slaydın, 99 numaralı Elif Sıla yine deneyimli sayılabilecek isimlerden biri. O da sol kanatta yer alacak. Elif Slaydın da anonslandı. Bayrakları taşıyan isimleri de yine paylaşmış olalım. Ahevran Ortaokulu öğrencileri, aynı zamanda küçük handbolcular bayrakları taşıyorlar. Hem EHF bayrağını hem de Büyük Britanya ve şanlı bayrağımızı taşıyan isimler genç handbolcular. Ahevran Ortaokulu öğrencileri de. Maçın hakemleri Romanya Handbol Federasyonu'ndan Georgiana Murariu ve Mihela Paraşçiv olacak. Maçın gözlemcisi de Bulgaristan Handbol Federasyonu'ndan Deryan Gençev. Ekrana Kostika Buçeski yansıyor. Geçtiğimiz sene içerisinde, geçtiğimiz
aylarda aslında takımı devraldı ve Georgiana Murar Yüla Mihela Paraçiv hakem ikilisi görüntüye yansıdı. Bu mücadele tabii bizim için bir antrenman havasında geçecek gibi görünüyor. Aslında 2012 Olimpiyat oyunlarından bu yana hiç ciddi bir mücadeleye çıkmadı Büyük Britanya milli takımı ve onlar için de önemli bir aşama olacak. Ve şimdi seremonide öncelikle Büyük Britanya Ulusal Marşı'nı dinleyeceğiz. Marşımız. Türkiye Handball Federasyonu spor salonunda tribünlerde çok az da olsa boşluklar göze çarpıyor. Ve bugün 2023 Kadınlar Handball Dünya Şampiyonası elemelerinde birinci turda Büyük Britanya'yı ağırlıyoruz. Genç handbolcular ve handbol severler görüntüde. Genel olarak tabii onlar da altyapı oyuncularını görmekte güzel. Ve seremoni gerçekleştirilmiş oldu. Bürsel Mete görüntüye yansıyor. O da saha komiseri ve tesis amiri. Ayrıca Tonla Kalın ve Erol Sezer de masada bizlere yardımcı olacak, masa hakemleri. Milli takımımız bu mücadele öncesinde önemli bir ismine de ödül verecek. Yeniz Yılmaz görüntüye yansıyor. Handball'a önemli katkıları olan 1991 yılında handball'a başlayan Yeniz Yılmaz bu sezon itibariyle aktif handbolculuk kariyerini noktaladı. Ve artık Yalıkavak'ta antrenör olarak da yine handbola katkıda bulunuyor ama aktif handbolculuk kariyerini noktalayan Yeliz Yılmaz'a Handball Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katkılarından dolayı bu ödülü veriyor. Yeliz Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde de başarılar diliyoruz. Yeliz Yılmaz 1996 yılında ilk kez A milli takım formasını terletmişti. 200'ü aşkın A milli takım olmak üzere 400'ün üzerinde milli maçta görev aldı. Milli takım seviyesinde 2009 Akdeniz oyunlarında ikincilik, 2017 İslami Dayanışma oyunlarında yine ikincilik yaşadı. Kulüp takımlarında Kastamonu Belediyespor formasıyla Avrupa kupalarında, Challenge kupasında final ve yarı final başarıları var. Yeliz Yılmaz hatıra fotoğrafı çektiriyor ve tribünlere artık aktif oyunculuk kariyeri anlamında veda ediyor. Bundan sonraki aşamada yine başarılar diliyoruz. Antrenör kimliğiyle de ondan çok şey bekliyoruz. Yeliz Yılmaz ödülünü aldı ve seremoni tamamlanmış oluyor. Takımlar birbirlerine başarılar diledi. Eksik oyuncularımız var. Merve Durdu ve Betül Yılmaz kampta olmalarına rağmen kamptaki yaşadıkları sakatlıkları dolayısıyla
ayrıldılar. Nurşah Sancak, Yasemin Şahin, Beyza İdem Türkoğlu, Fatma Küçük Yıldız gibi isimler yine aynı şekilde sakat isimler. Büyük Britanya'nın kadrosu görüntüye yansıyor. Uzun bir aranın ardından amili kadın handbolu düzeyinde bir mücadeleye çıkacaklar. Tabii alt yaş gruplarında yine bu takım ve bu takımın üyeleri farklı farklı aşamalarda boy göstermişlerdi. Ve onlar 2012 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra ilk kez bir mücadeleye çıkacaklar ve bu anlamda onlar için de bir sınav olacak. Büyük Britanya Teknik Direktörü Paul Richard Dempsey kadrosunda 3 kaleci var. Lizzie, Lau ve Lipton, ki şimdi Paul Richard Dempsey de görüntüye yansıdı. Lacour, Sheffield, Donovan sol kanatta, Luke sağ kanatta olacak. Milli takımımızın kadrosu da şimdi görüntüye yansıdı. Yaren Berpe Göker'le Halime İslamoğlu kalede yer alacak. Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Aslı İskit Çalışkan, Gülcan Tügel, Dönegül Bozdağ, Nurceren Akgün Göktepe, Merve Özkaşıkçı, Neslihan Çalışkan, Emine Gökdemir, Kübra Sarıkaya, Ceren Demirçelen, Eda Nur Çetin, Zeynep Nur Ulukkoz ve Elif Sıla Aydın yer alıyor milli takımımızın 16 kişilik kadrosunda. Koska Buçeski görüntüde. Buçeski dışında Mehmet Serkan İnci, yine antrenörümüz Ragıp Demirman, kaleci antrenörümüz İlker Kurtulmuş, performans antrenörümüz Abdullah Sinan Akkoğlu, fizyoterapist ve Cenk Uzunca'da masörümüz, menajer Burası Erter de yine görevli isimler arasında yer buluyor. Milli takımımız artık maça hazır. Koska Buçeski'nin ifade ettiği gibi biz 2 haftalık bir süreci geride bırakıyoruz. Çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Bu süreci bu 2 mücadeleyle taçlandırmak ve güzel galibiyetler alıp adımızı üst düzeye yazdırmak istiyoruz dedi. Ve gençlere daha çok yer vereceğiz. Gençlerin süre almasına izin verip onların deneyim kazanmasını sağlayacağız ifadesini kullandı Koska Buçeski maç öncesi yaptığı basın toplantısında. Diğer yanda ekrana yansıyan Dempsey'nin ifadeleri de şu şekilde. 2012 Olimpiyat Oyunları'ndan beri ilk ciddi sınavımızı vereceğiz ve hırslıyız. Bu hırsımızı en iyi şekilde göstermek istiyoruz dedi Dempsey. Mücadeleye milli takımımız başlıyor. Başarılar diliyoruz amili kadın handbol takımımıza. Bu yılın sonu umarız bir dünya şampiyonası olsun. 2023 dünya şampiyonası elemelerinin ilk mücadelesine çıkıyor amili kadın handbol takımımıza başarılar tekrar. Top kaybı ilk hücumda. Basit bir hata yaptık ve onlar çok kolay bir gol attılar. Golland gol attı. Georgina Anne Golland. İzliyoruz golün tekrarını. Basit bir hata. Ekrana yansıyan Ibanga pas arası yapmıştı ve ilk golü atan Büyük Britanya oldu. Dönegül merkezde yine top çeviren isim. Merve Özboluk sağ çaprazda. Ceren Akgün Göktepe yerde pivotta. Hakemin uyarısı var. Keppel müdahaleyi yapan isimdi ve uyarı aldı. Emine Gökdemir sağ kanat. Elif Slaydın'da sol kanatta top bekliyor milli takımımızda. Kalede Yaren Berfe Göker'le başladık. Dönegül bıraktı. Ceren. Aslı. Dönegül kanada indi. Emine atış. Kaleci ilk kurtarışını yapıyor. Kalede Gabriel Lizzi ilk kurtarışına imza attı. Gabriel Elizabeth Lizzi. O da İspanya'da Handball San Fuerze takımında top koşturuyor. Aslında İki isim dışında hepsi ülkelerinde top koşturan ve daha çok üniversite takımlarında eğitim gören isimler Büyük Britanyalı handbolcular. Çapraz geçiş. Büyük Britanya'da top çeviren Nelson. Şimdi bıraktı Ibanga. Nelson pivota doğru bir pas denemesi. Keppel yerde. Faul var. Rumen hakem ikilisi Murarhiu ve Paranchi. Nelson. Ibanga topu kavrayamadı ve pas hatası, ardından hızlı hücum gelişiyor. Aslı İskit gole gidiyor. Aslı İskit açılış yaptı. Durumu birbirine getirdik. Aslı İskit çalışkan. İlk sayısını kaydetti. İşte bu gol durumu birbirine getirdi. Az önceki basit hatadan dolayı
Bir nefes alma imkanı oldu. Neyse ki bizim adımıza beraberlik şansı doğdu. Sol çaprazda Sanders. Yine çapraz geçiş yapıyorlar. Ivanka. Jane Nelson. Yine bir top kaybı. Ceren arkadaşlarına baktı. Hızlı hücum şansını değerlendiremedik. Merve Özbolluk kaleye baktı. Dönegül de topu kaçırdı ama Merve de kaldı. Merve Özbolluk atışma topu alıyordu. Öne geçiyoruz Merve Özbolluk'la. Çok deneyimli bir isim. Üsküdar'da oynuyor Merve Özbolluk. Jane Nelson top çeviriyor yine merkezde. Ivanga ile paslaştı. Şimdi sol çapraz. Ivanga ayakla müdahale. Basit bir hata ve top bizim. Aslı'nın pası. Merve Özbolluk bomboş ve top ağlardı. Farkı ikiye çıkartıyoruz bir anda. Beklediğimiz oyun bu şekilde. Maçın başında da ifade ettiğimiz gibi aslında Büyük Britanya handbolu çok ileri düzeyde bir handbol değil. Ve bizim adımıza bir antrenman maçı havasında gelişeceğini düşünmüştük ve bunu da öngörmüştük. Şimdi farkı 4. dakika bitmeden 2'ye çıkarmayı başardık. Golland bıraktı Nelson. Tekrar yüksek bir top. Ivanga'ya gelmeden Elifsa'dan bir pas arası. Pas arası devam etti Nelson. Gafil avladı. Kalecimiz Yaren Berfe Göker'i kaleye daha boşken, yani Yaren Berfe de bir adım öne çıkmışken golü buldu Nelson. Jane Nelson farkı bir indirdi. Dönegül merkezde Merve Özbolluk'la top çeviriyor. Dönegül Boz'dan destek bekledi. Asliski çalışkan. Merve kanada indi. Emine Gökdemir açıyı düzeltti. Merve atış ama orada bir 7 metre kararı var. Ve kart çıkıyor. Maçtaki ilk kartı gören isim 3 numaralı Zoe Lacour oldu. İzliyoruz. Kanattaki bu müdahalesi Emine Gökdemir'e sarı kart getirdi. Bir de 7 metre atış kullanacak. Milli takımımızda Merve Özbolluk. Atış topu alanında. Yine 2'ye çıkıyor Merve Özbolluk. 3 gole ulaştı daha şimdiden. İlk 7 metrede golü bulduk. Merve Özbolluk'ta durum 4-2. Yeniden farkı 2'ye çıkardı milli takım. Ivanga. Destek geldi kanattan. Luke. Tekrar Ivanga. Atış ve hücum faul kararı var. Hızlı hücum. Ceren. Ceren Akgün Göktepe bıraktı. Merve Özbolluk tekrar. Ceren Akgün Göktepe ve toparlandı. Farkı 3'e çıkartıyoruz Ceren Akgün Göktepe ile. İlk golünü attı bu maçta ve farkı 3'e çıkardık bir anda. Yine bir hızlı hücum şansı ve yine golü buluyoruz kolayca. Bu arada bölge değiştirdi. Golland sağ çapraza geçti. Ivanga'nın yerine kendi bölgesine ulaştı böylelikle. Tekrar Golland çapraz geçiş yapıyor. Büyük Britanya takımı. Faul var. Golland. Yine bir faul. Pasif uyarısı bu arada. İngiltere Büyük Britanya hata için sol kanat atış topağlarda. Çok kolay bir gol yedik yine. Zu Lacour gol attı. Sol kanatta tam da pasif uyarısı bitmek üzereyken golü buluyorlar. Lacour'un bu golü farkı tekrar 2'ye indirdi. Dönegül sol çapraz döne. Kalecinin müdahalesi ama bir 7 metre karar daha. Dönegül'e müdahale. İkinci 7 metre atışımız olacak. Farkı yine 3'e çıkarma şansı yakalıyoruz. İzliyoruz. Bu kez Asliski çalışkan çizginin gerisinde. Atış toparlarda.
Misket'in golü. Tekrar fark 3'e çıkardı. Kastı da ikinci sayısını buldu. Sanders. Nelson'la Gowland paslaşması, tekrar Sanders. Gowland çok kötü atış. Dönegül hızlı hücum. Asniskit sol kanat Elipsla. Elipsla pas denedi ama alan ihlali. Hala da Ruşan top gol deli kazanmıyor. Fark 3'te kaldı. Bu arada pivotla ilerlediler ve golü buldular. Hayır. Ağlarla buluşan top yine gol değeri kazanmadı ama 7 metre kazandılar. Grace Chapel yerde kalmıştı. Tam da alan içinde top sektirdiği için işte izliyoruz. Görüldüğü gibi ayağı 6 metre yayın içinde kaldı ve bu atış esnasında ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. İlk 7 metre atışları aşırtma ve topağları gitti. İlk 7 metrede Lucy Tornavel ilk golü buluyor. Kendi adına ve farkı da tekrar 2'ye indirmiş oldu. Büyük bir sayı. Bir türlü o istediğimiz ya da en azından tahmin ettiğimiz farkı oluşturamadık ilk dakikalarda. Aslı Eskit'ten çok iyi fake atış toparlardı. Aslı Eskit. Kaptan Romanya'da oynuyor da Magura forması terletiyor. Ve Aslı Eskit takımımızdaki ilk sarı kartı gören isim de oldu bu arada. Golünü izliyoruz. Üçüncü sayısını buldu bu gol. Farkta tekrar 3'e çıkardı. Aslı Eskit sarı kart gördü. Yaptığı savunmadaki müdahalesi dolayısıyla. Sanders. Nelson. Gowland'la paslaştı. Şimdi Sanders kaleye baktı ve atış toparlardı. Zor pozisyonda golü buluyor. Hena Sanders. O da ilk sayısını kaydetti. Tekrar fark 2'ye indi. Onuncu dakikayı da birazdan geride bırakacağız. Fark hala 2 ve 7-5'lik skor yansıyor. Elifsan'ın pası Ceren yerde faal. Ceren Akgün Göktepe. Tekrar hareketlilik kazandıracak oyuna. Dönegül Bozdağ'ın pası Ceren Akgün. Alan isimden Büyük Britanya'dan 6 numaralı Georgina Gowland olacak. İzliyoruz. Gowland'ın bu müdahalesi. Karar 7 metre ve 2 dakika cezası. Çizginin gerisinde yine Merve Özbolluk var. 3. 7 metre atışımız olacak bu. Atış ağları gitti. Merve Özbolluk farkı 3'e çıkardı. 2'de 2 yapıyor 7 metrelerde. Toplamda da 4. sayısını buldu. Merve eksik oynuyor Büyük Britanya takımı. Kaleyi boşaltmadılar. Özellikle hücumu daha aktif hale getirmek için risk almadılar. Pivotsuz bir hücum yapıyor Büyük Britanya takımı. Nelson. Ibanga oyunda. Sağ çaprazda faul. Atalya Arit Ibanga. O da Skovlund takımında. A takım düzeyinde oynamıyor. Tekrar oyunu hareketlendirdi Büyük Britanya. Nelson bıraktı. Sanders ama atış, daha doğrusu pas denemesi başarılı değil. Çok uzun bir top. Ceren'den inanılmaz bir kovalış ve toparları gönderdi Nur Ceren Akgün Göktepe. Aslında orada farklı bir ceza da gelebilirdi. Hakemler onu görmedi. Çok çok uzun bir pas. Yaren Berfe Göker'den müthiş bir asist geldi. Bak, 4'e çıktı. İzliyoruz. Yaren Berfe'den uzun bir top. Ceren iyi kavradı ve topağları gönderdi. Bu arada onlar bir top kaybı daha yaşadılar. Farkı 5'e çıkarma şansı yakalıyoruz bu arada. Eksik savunma yine Büyük Britanya'da 5 kişilik savunma yay üzerinde.
Dönegül Bozdağ'ın, Aslı Çalışkan, sol kanat Elif Slaydın ve toparlarda. Elif Slaydın ilk sayısını buldu böylelikle. Ve fark nihayet 5'e kadar çıktı. Çok teknik bir atış. Elif Slaydın'dan müthiş bir gol. 12. dakika geride bıraktığımız şu an farkı nihayet 5'e çıkarmayı başardık. Bu 2 dakika içinde 3 gol bulduk. Bu 3 sayılık seride farkı iyiden iyiye açmamızı sağladı. Onlar da 10. dakikadan itibaren gol atamadılar. Bu arada bir pas arası daha. Nurcan Akgün Göktepe pası Emine için çok zor top. Emine kavrayamıyor. Biraz arkada kaldı Emine'nin koşusu. Onlar da yine aynı hatayı yaptı. Pas hatası. Top çizgi geçiyor ve hücum bizim. Emine bıraktı. Nurcan Akgün Göktepe atış toparlandı. Fark 6'ya çıktı. Az önce Nurcelen ve Emine Göktemir aslında çok kolay bir gol imkanı bulmuştu ama roller değişince o golü de bulmuş olduk. Emine Göktemir'in asisti, Ceren Akgün Göktepe'nin golü ve 13. dakikayı 6 sayı farkla önde götürüyoruz. Sanders. Ibanga'dan önce Elif Slaydın pas arası. Hızlı hücum şansı Emine. Karar 7 metre. Emine Göktemir'in yerde kaldığı an görüntüye yansıyor. Ena Sanders'ın müdahalesi. Dönegül Bozdağ'ın çizginin gerisinde bu kez. Dönegül'ün atışı kaleci. Gabriel Elizabeth Leslie ikinci kurtarışına imza attı. Top kenardan çıktığı için hücum bizim. 7 metre atışını tekrar izledik. İlk kez 7 metrede kaçırdık. Aslı Eski Çalışkan. Atış yine Lizzy'de kaldı. Dönen top bir alan ihlali. 6 metre yayında topa müdahale olduğu için hücum. Büyük bir tayını. Gabriel Elizabeth Lizzy. 3. kurtarışına imza attı bu arada. Ibanga. Maçın 4'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere 6 sayılık üstünlüğümüz devam ediyor. Onlara 10. dakikadan itibaren gol izni vermedik. Yani bu 4,5 dakikadır gol yemedik. Bu iyi haber. Bu arada bir pas arası gelmedi. Sanders kaleye baktı ama çok kötü atış. Neyse ki iyi kullanamıyorlar. Merve Özbolluk zorladı. Emine Göktemir tekrar Merve. Maçın 4'te 1'lik bölümü halihazırda 6 sayılık üstünlüğümüz var. Beş dakikadır gol yemiyoruz. Merve'ye ulaşmadan önce bir müdahale geldi. Golland'dan. Hücum büyük bir tanyanın. Lacour pası. Atış dışarıda. Pivotta neyse ki Vaydi çok kötü kullandı. Olivia Vaydi. Eziyoruz. Vaydi'nin atışı. Orada bir müdahale var. Net bir şekilde şimdi gördük Yaren Berfe Göker'in kurtarışı. Yaren Berfe golü önlemiş oldu. Bu arada oyuncu değişikliği yaşandı milli takımımızda. Sağ çaprazda Beyza Karaçam, sol çaprazda da Neslihan Çalışkan oyuna girdi. Bu arada atış toparlanı gitti. Yine Nurcan'ın Akgün Göktepe 4. sayısını buluyor. Fark 7'ye çıkıyor. Milli takımımız çok rahat. Durum 12-5 ve çok önemli bir üstünlük. Ibanga, Golland, Sanders'la paslaştı. Ibanga tekrar merkezde Golland'la top çeviriyor. Kanattan koşuyu yapan Lük ve mola geliyor. Maçtaki ilk mola hakkını Büyük Britanya teknik direktörü Paul Richard Dempsey kullandı. 6 dakika 18 saniyedir gol yemiyoruz. Farkı 7 sayıya kadar çıkardık. İstediğimiz oyunu nispeten oynamaya başladık ama yine basit hatalar yapıyoruz. Neyse ki bu 7-8 dakikalık bölümde basit hataları değerlendiremedi karşı takım, yani Büyük Britanya. Ve sonuç olarak biz de farkı açmayı başardık.
Oskar Buczeski, 2 haftalık süreci en iyi şekilde değerlendirdik. Hazırlığımızı ona göre yaptık ve bu iki maçı, yani bugünkü şu an oynanan mücadeleyi ve yarın da yine aynı şekilde Büyük Britanya'yı burada arayacağız. Bu iki maçı en iyi şekilde kazanıp farklı galibiyetler alıp yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. Bu maçı kazandığımız takdirde yine ikinci turda nispeten daha önemli rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Yani yolumuz biraz meşakkatli ve uzun görünüyor yine her zaman olduğu gibi. Dünya şampiyonası yolunda diğer 8 eşleşmeden çıkacak galipler de bir sıra adını yazdıracak Çek Cumhuriyeti'yle beraber toplam 10 takım 2022 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren takımlarla eşleşecek. Ve ikinci tur sonrasında da yine bir playoff heyecanı bizleri bekler olacak. Bakalım 2023 Kadınlar Handball Dünya Şampiyonası yolundaki Kasım ayında düzenlenecek. Yani bir yıl aranın ardından Norveç, İsveç ve Danimarka'nın ev sahipliğinde yapılacak bu organizasyona umarız milli takımımız da nihayet adını yazdırmış olacak. Bu arada Ibanga zorladı. Karar 7 metre. İkinci kez 7 metre atışı kullanacak. Konuk ekip Büyük Britanya. Ibanga burada yerde kaldı. Ceren ve Elif Sıla'nın müdahalesi. Karar 7 metre. İkinci kez çizginin gerisinde Lucy Thornwell ve yine golü atıyor. Lucy Thornwell 2'de 2 yaptı 7 metrelerde. Bu toplamda 7 dakikada buldukları ilk sayı. Lucy Thornwell'in bu golü farkı 6'ya indirdi ve 7 dakikalık gol orucunu bozdu Büyük Britanya adına. Kenan Akgün Göktepe kanada indi. Elif Slaydın atış toparlandı mı? Evet, çizgi şimdi geçiyor. Elif Slaydın'dan yine çok net bir atış, güzel bir gol izledik. Koska Buczeski görüntüye yansıyor. Elif Slay'a bir şeyler söyledi. Muhtemelen atış tercihini beğenmedi. Saunders. Covland. Saunders atışı. Yaren Berfe'nin kurtarışı. Yaren Berfe'den bir kurtarış daha geldi. Farkı 7 sayıda tutmayı başardık. Beyza Karaçam elinden çıkartamadan bir müdahale var ve faul. Yaren Berfe'nin kurtarışı görüntüye yansıyor. Aslında orada Neslihan'ın pozisyonu da Yaren Berfe'yi neredeyse zora sokacaktı ama olmadı. Neyse ki o kurtarış geldi. Kenan Akgün Göktepe bıraktı. Neslihan Çalışkan elinden kaçırıyor. Hızlı hücum şansı yakalıyor. Konuk ekip Golland. Atış toparlarda. Georgiana Anne Golland. İkinci sayısını kaydetti kendi adına. Fark 6'ya indi. Ceren Demirşen'in oyuna girdi pivotta. Bu arada Esen Çalışkan kanada indi. Elif Slaydın çevirdi ama golü yemedi. Gabriel Lizzy. Güzel bir çevirme ama Lizzy golü yemedi. Kötü bir atış. Neyse ki karşı alanda Anna Saunders da kötü bir atış yaptı. Emine Göktemir topu kaldırdı. Emine Göktemir'in ilk sayısı. İzliyoruz golün tekrarını. Çok iyi pas. Emine de iyi bir pozisyon aldı. Yay üzerinde farkı 7'ye çıkardı. Maçın 3'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere. 14-7'lik üstünlüğümüz var Büyük Britanya karşısında. Ibanga. Saunders koşu yapan pivotta Whitey. Hatalı yürüme. Hızlı hücum yine Elif Sıla bıraktı Beyza Karaçam. Atış toparlardı. Özücüm şanslarını iyi değerlendiriyoruz bu dakikalarda. Beyza Karaçam da ilk sayısını buldu. Fark 8'e çıktı. Maçın da 3'te 1'lik bölümü geride kaldı. Durum 15-7. Yani aradığımız goller ve istediğimiz skorları buluyoruz. Farkı iyiden iyi açıyoruz. 20. dakikayı da geride bıraktık. Durum 15-7.
Nielsen yerde. Faul var. Alexandra Nielsen. O da Skullon formasıyla yine eğitim görüyor. Ibanga'nın atışı, top açık farklı dışarı gitti. Bir sakatlık yaşıyor Ibanga. Hayır, oyun devam etti. Neyse ki ciddi görünmedi Ibanga'nın durumu. Bu arada çok zor pozisyonda Dönegül Bozdoğan golü attı. Dönegül'ün ilk sayısı. Fark 9'a çıktı. Olivia Weidy bu arada 2 dakika cezası alıyor. Az önceki hızlı hücumda yaptığı müdahale dolayısıyla Olivia Weidy takımını eksik bıraktı. İkinci kez eksik oynayacak Büyük Britanya takımı. Çapraz geçişler. Sanders bıraktı. Govland'la paslaştı. Tekrar. Anna Sanders. Nelson. Nelson yerde. Çok ciddi bir müdahale yok. Tekrar oyunu hareketlendirecek. Konuk ekip kanatta. Holly Look. Açmaya çalıştı ama Elif Sıla'nın duvarı orada onu engelledi. Pasif uyarısı geldi bu arada. Sanders. Nelson. Nelson ama bloğa takıldı. Dönen top Beyza'da kaldı. Beyza Karaçam. Ceren Demirçelen kaleciyle karşı karşıya toparlandı. Ceren Demirçelen'in ilk sayısı. Fark çift taneye çıktı. Ceren Demirçelen'in golü. Bu arada Whitey görüntüye yansıyor. 2 dakika cezası aldı az önce ve takımı eksik bıraktı. Olivia Whitey. Pivotsuz hücum yapıyorlar yine. Çapraz geçişler. Holly Look. Sanders bıraktı. Nelson. Nelson merkezde, atışı dışarıda. Yine kötü kullandılar bu hücumu. Fark çift taneye çıktı ve daha da açılacak gibi görünüyor. Aradığımız skorlar ve istediğimiz handball bu şekilde yansıyor. Neslihan'ın pası. Ceren Demirçelen iyi döndü. Atış toparlandı. Yine Kastamonu Belediye ortaklığı diyelim. Özellikle ilk yarıda Emine Gökdemir, Neslihan Çalışkan, Ceren Demirçelen, Elif Slaydın, kalede Yaren Berfe Göker. Bir önceki yine rotasyonda Nurcan Akgün Göktepe vardı. Kastamonu Belediye ağırlığı milli takımda da yansıyor. Çapraz geçişler Büyük Britanya'da. Nelson'ın pası yerini bulmadı. Faul var. Naomi Bell oyuna girmişti. O da West London Eagles formasıyla Büyük Britanya'da top koşturan isimlerden. Bu arada pivota doğru bir pas denemesi olmadı. Pas arası geldi. Milli takımımız yine hızlı hücumla çıkıyor. Beyza Karaçam. Sete döndük. Dönegül Bozdağ. Dönegül. Beyza. Beyza da İsveç'te. Christian Stett'te oynuyor. Bu arada yerde kaldı Beyza. 2 dakika cezası. Sanders. Anna Sanders. 2 dakika cezası aldı. Takım yine eksik kalacak Büyük Britanya'da. Beyza Karaçam'dan bahsederken yine bu ceza geldi ve 2 dakika cezası Sanders. Takımını eksik bıraktı. 5 kişilik savunma karşısında daha rahatız. Dönegül. Beyza. Neslihan Çalışkan. Top dışarıda. 24 dakika geride kalıyor. 18-7'lik üstünlüğümüz var. Büyük Britanya karşısında. Kırmızı! 4 dakikadır gol yemiyoruz. Dowland. Bu arada Edwards ilk kez süre alıyor bu mücadelede. Dowland kanada doğru bir pas ama çok kötü. Lacour için top kaybı. Dönegül.
Merkezde pasladı gelen Demirçelen ama alan ihlali. 6 metre yayında bir müdahale olduğu için ağlarla buluşan top gol değeri kazanmıyor. 18-7'lik üstünlüğümüz var. Büyük Britanya'nın gol orucu 5 dakikaya çıktı. Edwards oyunda. Madlin Edwards, o da West London forması terleten yine Büyük Britanyalı oyunculardan. Sağ kanatta Ibanga bir pas denedi. Pas denemedi ya da bilemiyorum, atış o kadar kötü ki. Açık farkla dışarı gitti. Bir Tata denemesi diye düşündüm ama olmadı. Fark yine 11 sayıda kaldı. Bestia'nın pası atış toparlarda. Yine iyi ilerledik. Kısa toplarla dönebil Bozdan son durakta farkı 12'ye kadar çıkardı. Göregül, o da Konyaaltı Belediye forması terletiyor. Uzun sürede Murat Paşa'da top koşturmuştu Göregül Bozdan. Bu arada yine bir top kaybı. Büyük Britanya etkili gelemedi. Yine gol bulamadı. 6 dakikayı aştı gol oruçları. Göregül Bozdan pası. Neslihan Çalışkan kanatta. Elif Sıla ama orada bir faul düdüğü var. Beyzer. Dönegül. Emre Gökdemir bıraktı. Neslihan Çalışkan. İyi sıyrıldı. Ceren Demirçelen atış sopalarda. Ceren Demirçelen de üçledi bu arada. Üçüncü sayısı, fark 13 sayıya çıkıyor. Neslihan Çalışkan burada iyi ilerledi. Çizgiye kadar taşıdı topu. Ceren Demirçelen de topu ağlara gönderdi. Yine Büyük Britanya gol bulmakta zorlanıyor. Bu dakikalarda 7 dakikadır gol yemiyoruz. Marka 13 sayıya kadar çıkartıyoruz. Lacour bıraktı. Edwards çapraz geçiş yapıyorlar. Nelson ve 7 metre. Alexandra Jane Nelson yerde kaldı. Kaleyi Yaren Berfe Göker Halime İslamoğlu'na teslim ediyor bu 7 metre atışında. Çizginin gerisinde yine Lucy Thornwell var. Ama kalede Halime İslamoğlu. Kaleyi devralır almaz ilk 7 metre kurtarışını yaptı. Ve mola geldi, molayı alan milli takımımız oldu bu kez de. Türkiye Handbol Federasyonu spor salonunda güzel bir mücadele bekliyorduk. Fark 13 sayıya kadar çıktı ve daha da açılacak gibi görünüyor. 8 dakika gol yemedik. Bir önceki yine seriyi de hemen hemen 8 dakika içerisinde yakalamıştık. Halime İslamoğlu'nun kurtarışı görüntüye yansıyor. Halime çok deneyimli bir isim. Bu sene İzmir Büyükşehir Belediye'ye tekrar dönüş yaptı. İki sezon Kastamonu Belediye'de kaleyi devralmıştı ama yine yuvaya dönmüş oldu Halime de 35 numarasıyla. Bu arada yine seriden bahsetmişken 10. dakikada 7-5'lik skor yansıyordu. O andan itibaren uzun bir süre 7-8 dakikaya yakın bölüm gol yemedik. Yine aynı seriyi yakaladık, 7-8 dakikadır gol atamıyor Büyük Britanya. Ve sonuç olarak fark 13 sayıya kadar çıktı. Yani bu 17 dakikada 2 sayılık avantajı 13 sayıya kadar çıkarmış olduk. Aradığımız golleri bulduk, istediğimiz handbolu ortaya koyduk ve sonuç olarak farkı iyi açıyoruz. Tekrar oyun hareketlendirdik. Mola sonrası hücum bizim. Son 2 dakika ilk yarı için. Neslihan Çalışkan yakın savunma yapıyor Büyük Britanya bu dakikalarda. Elif Sıla. Dönegül. Pas aradı.
Beyza Karaçam'la buluşturdu. Bu arada pasif uyarısı geldi. Elif Slaydın atış toparlardı. Elif Slaydın'ın bu üçüncü sayısı fark 14'e kadar çıktı. Biz bu golün tekrarını izlerken orada Ibanga da bir alan ihlali yaptı. Atışı esnasında ayağı çizgideydi. Ve sonuç olarak Büyük Britanya yine gol bulamadı. 7 sayıda kaldılar. Uzun süredir gol atamıyorlar. Biz 22. sayımızı arıyoruz. Elif Slaydın bıraktı. Beyza Karaçam, çapraz geçişler. Neslihan Çalışkan. Onun da pası kanatta Emine Göktemir. Emine iyi döndü. Çevirdi ve müthiş bir gol attı. Emine Göktemir. Muazzam bir sayı. Sol eliyle öyle bir çevirdi ki o top adeta tekerlek gibi döndü. İşte izliyoruz. O açının kapandığı an bu çevirmeyle beraber imkansızı başarıyor Emine Göktemir. Bu golle farkı 15 sayıya kadar çıkartıyor. Edwards. Fağlarla buluşan top gol deri kazanmadı. Öncesi bir faul düdüğü geldi. Bell hareketlendi de oyunu. Edwards. Sanders Edwards paslaşması. Tekrar Sanders kaleye baktı ama blokta kaldı. Şimdi Yaren Berfe uzun bir top. Beyza Karaçam çok iyi kavradı ve topu ağlara gönderdi. Beyza Karaçam'ın ikinci sayısı takımımızın 23. golü. Son 10 saniye kala fark iyiden iyi açılıyor. 16 sayılık bir fark oluştu. Beyza Karaçam bu golü attı ve durum 23-7. Bu arada siren sesi ve ilk yarı sona erdi. İlk yarıda çok önemli bir fark ve milli takımımız 16 sayılık avantajla soyunma odasına gidiyor. İlk yarıda ilk 10 dakikada biraz sendeledik. Biraz üzerimizde öyle bir baskı oluştu ama sonrası neyse ki Büyük Britanya tarafından gelmedi. İlk yarı skoru yansıyor. Büyük Britanya 7, Amerika'nın netbol takımımız 23. Bizler ikinci yarının başında tekrar sizleri bekliyoruz. Şampiyon oldu ve bizler ikinci yarıya biraz gecikmeli de olsa başladık. Yeniden hatırlatalım. Amerika netbol takımımız Büyük Britanya karşısında ilk yarıyı 23-7 üstün kapatmıştı. Hala hazırda tabela değişmedi ve her iki ekip de gol bulamadı. Kübra Sarıkaya 2 dakika cezası aldığı için kenarda ve kalemizi az önce bu hücumda boşaltmıştık. Şimdi tekrar savunmaya çekildik ve Adem Asil özelinde tüm jimnastik camiasını kutluyoruz. Güzel bir haber aktardılar. Ve bizler de gecikmeli de olsa bu güzel haber dolayısıyla yine de merhaba demeyi bu güzel haberle beraber sürdürüyoruz. Bu arada bir 7 metre atışı kazandı. Yeniden Büyük Britanya takımı Lucy Thornwell iki kez gol bulmayı başarmıştı. İlk yarıda 7 metrelerde pozisyonu tekrar izledik. Thornwell yine çizginin gerisine ve topu ağlara gönderdi. Thornwell'e 4'te 3'lük imkan sunuyoruz. 4 tane 7 metre atışı yaptılar. Bir tanesini Halim'e gol izni vermemişti. Bu 3. golü oluyor ve 2. yarının ilk sayısı olarak da kayıtlara geçiyor. Farkı 15 sayıya indiriyor Büyük Britanya takımı. Çok bir şey değişmeyecek. Yani 2. yarıya henüz golle başlayamadık. Geçen bu 4 dakikada gol atamadık ya da tabelayı kendi adımıza değiştiremedik ama Büyük Britanya takımı bizim rakibimiz değil. İkinci yarıda egzersizimizi kaydetti. Aslı İsil Çalışkan toplamda 4. golünü kaydetti. Fark tekrar 16 sayıya çıkardı. Büyük Britanya takımı 10 yıllık bir aranın ardından ilk kez amirli takım düzeyinde bir mücadeleye çıkıyor. Resmi bir maça çıkıyorlar. Onlar için bir sınav niteliği taşıyor. Tabii uzun bir aranın ardından yeniden sahneye dönmüş oldular. Bu arada çok kritik bir anda gol buldu. Aslında Alexandra Nelson neredeyse topu kaybetmek üzereydi Büyük Britanya'da.
Lacour ve Nelson ikilisi çok kritik anda golü attılar kendi atlarını. Fark yeniden 15'e indi. İlk 5 dakikada sadece bir sayı. Biz maça başlarken de ilk 10 dakikada aslında istediğimiz oyunu ortaya koyamadığımız gibi Büyük Britanya takımına da fırsat vermiştik. 7-5'lik skor yansıyordu. O 10. dakika itibaren farklı bir milli takım ve fark da iyiden iyi açılmıştı. Bu arada ikinci yarıda ilk kez eksik kalacaklar. Madeline Edwards bu mücadelede, bu ikili mücadelede Gürcan Tügel'i yerde bıraktı ve 2 dakika cezası aldı Edwards. Şimdi Büyük Britanya takımı eksik kaldı. Aslı'nın pası sol kanat Kübra atış toparlarda. Kübra Sarıkaya ilk sayısını buldu. Az önce 2 dakika cezası dolayısıyla bir hayal kırıklığı yaşamıştı. İkinci yarının başında bu hayal kırıklığının etkisiyle biraz daha farklı bir hırs yansıyor Kübra Sarıkaya'nın yüzünde. Fark 16'ya çıktı yeniden. İkinci yarıya başladığımız noktadayız. Bakalım eksik kalan İngiltere karşısında yine kolay bir gol imkanı bulabilecek miyiz? Sanders oyunda. Nelson'dan çok kötü bir top kaybı. Hız hücum şansı Ceren Demirçelen. Ceren kendi gitti ama topu dışarı gönderdi. Elinden çıkartamadı. Tabii istediği şutu atamadığında görebildik. Çok açık farklı dışarı gitti. Alkışlar Ceren Demirçelen'e biraz moral vermek için. Tribünlerde elinden geleni yapıyor. Tribünlerde 2000 kişilik tribün kapasiteli Türkiye Handbol Federasyonu spor salonunda az da olsa boşluklar göze çarpıyor. Bugün hafta sonu mücadelesi dolayısıyla yine milli takımımızı yalnız bırakmıyor handbol severler. Govland merkezde, Sanders koşu yapan, kanattan Shuffled oldu, ilk kez süre alıyor o da. Bu arada top kaybı. Yine Lacour atış toparlardı. Ön direkte Zoe Lacour fırsat buldu ve farkı 15'e indirdi. İzliyoruz burada Nelson'un pası. Lacour ön direkteki o boşluğu gördü ve yerden sektirip golü attı. Çift taneye ulaşıyor Büyük Britanya'nın gol sayısı. Bu arada Edwards'ın da cezası son buldu ve 6 kişilik savunmaya döndü Büyük Britanya. Merve ama alan ihlali. Bu arada Merve Özkaşıkçı ilk kez amirli kadın handbol takımımızın formasını terletiyor. Onun için de ilk gol imkanıydı ama hem direğe hem de hakemin alan ihlali kararına takıldı. 6 metre yayına sadece kaleciler girebiliyor. Bunun dışında oyuncular o 6 metre çizgisinin gerisinden ancak ellerinden çıkartabiliyorlar. Bu arada Halime'den bir kurtarış daha geldi. Halime İstemoğlu'nun uzun topu ama yerini bulmadı. Merve Özkaşıkçı gerilerde kaldı ya da şöyle bir ifade de kullanabiliriz. Çok yüksek bir top gönderdi diyebiliriz. Halime İstemoğlu için. Alvar. Govland merkezde. Saunders'la paslaştı. Şimdi Nelson, Lacour, Sanders koşu yapan, o noktada Sheffield. Nelson, yine bir faul var. Büyük Britanya hücum yüküne göre daha iyi, etkili bir savunma yapıyoruz bu kesin. Kolay gol imkanı vermememiz gerekiyor. Pasif yarısı geldi bu arada. Atış toparlarda. Dowland gol attı. Bu kendi adına 3. sayısı. Farkı da 14'e indirdiler. Georgina Anne Dowland gol attı. La Rochefelle'de top koşturuyor Fransa'da. İşte ikilik bölümü geride kalmak üzere. Gülcan'ın pası, Merve Özbolluk atışı, kalecinin kurtarışı var. Akira Adeniran Low ilk kurtarışını yapıyor bu mücadelede. İkinci yarı kaleyi devralmıştı Lizzie'den. Bu da
ilk kurtarış olarak yansıyor kendi adına. Fark 14 sayı. Merkezde Saunders. Pivottan koşu yapan Naomi Bell. Nelson. Kötü pas. Saunders. Pasif yarısı geldi bu arada. Golland'ın atışı top dışarıda. Çerçeveyi bulmayan bir atış. 25-11'lik skor. Fark 14. Aslı elinden kaçırdı. Neyse ki Schofield elinde çok fazla tuttu ve onlar da hızlı hücum şansını değerlendiremedi. İkinci yarıya konsantrasyon eksikliğiyle başladık. Aynı maça başladığımız gibi ilk 10 dakikada farkı kapatmayı başardı. Nispeten Büyük Britanya takımı ilk 10 dakikada da 7-5'lik skor üstünlüğü yakalayabilmiştik. Yani sadece 2 sayılık farkla ilerledik o 10 dakikalık bölümü. Sonrasında gelişen 20 dakikalık bölümde farkı çift taneye ve daha da üst seviyeye çıkarmıştık. Bu arada müthiş bir blok geldi. Merve Özbolluk'tan Alexandra Nersin ne olduğunu anlayamadı. Pasif uyarısı var. Pasif uyarısı ardından 6 pas hakkı var. Bu arada Merve Özbol'un bloğunu tekrar izledik. Atış ama Halime'nin kucağında kaldı blok sonrasında. Merve Özbolluk şimdi. Pası Ceren Demirçelen yine etkili kullanamadık. Maalesef etkili kullanamıyoruz. Bu arada Gülcan Çigel pas arası yaptı. Onlar da hızlı hücumda eli boş döndü. Gürcan pası Ceren Demirçelen atış toparlandı. Ceren Demirçelen 4. sayısını buldu. İkinci yarıda bu 3. sayımız. Yani geçen bu 12 dakikalık bölümde 3 sayı kaydedebildi sadece milli takım. Tabii rakibin direnci düşük olunca ister istemez konsantrasyon da düşüyor. Direnç bakalım Büyük Britanya'dan nasıl yansıyacak? İkinci yarıda bu geçen 12 dakikalık bölümde çok da üst seviyede bir şey çıkmadı Büyük Britanya takımında karşılık olarak. Bu arada Thornwell oyunda. Covland. Faul var. Lacour top kaybetmek üzereydi. Pasif uyarısı yine yapıldı bu arada. Pasif uyarısı sonrası 4 pas hakkı var. Bu düzeltmeyi yapalım. Hatalı yürüme. Kaptan Marta Kubacka. O da süre aldı ama hatalı yürüme yaptı. Takımın deneyimli isimlerinden biri. Marta Kubacka. Aslı atış toparlarda. Aslı eski çalışkan. 5. gol. Takımın ve sahanın en skorer ismi oldu Aslı İskit bu golle. 5'e ulaştı. Fark da 16 sayıya çıktı yeniden. Oyuna giren Saunders, Thornwell merkezde. Ve rotasyon var ikinci yarıda. Tupatska yine sağ çapraz oynuyor. Thornwell bıraktı. Bir faul daha. Pivotta Weidi. Thornwell. Saunders. Kubacka. Yine bir faul. Pasif yarısı. Kubacka. Thornwell zorladı. İki oyuncu arasında ve karar 7 metre. 6 metre yayında bir müdahale ve bu karar geldi. 6 metre yayı sadece kalecilere özel bir alan. Kaleci dışında müdahale 7 metreye sebep oluyor. Net bir şekilde gördük. Çizginin gerisinde Schofield atış toparlarda. Paige Schofield ilk sayısını buldu 7 metre atışıyla. Fark yeniden 15'e indi. New Hawks forması terletiyor orada. İlkesinde P.G. Schofield. Aslında Büyük Britanya'da üst seviyede bir handball oynanmıyor dediğimiz gibi.
Farkın daha da açılmasını umuyorduk ikinci yarının başında ama henüz 16'nın üzerine çıkamadık. Merve Özbolluk. O da 5. sayısını kaybetti. Fark 16'ya çıktı. Merve'nin golü. Saunders. Kupacka. Kanattan koşu. Vaydi. Saunders'ın atışı bloktan dışarı mı? Hayır. Loş'ta kaldı ama o da kötü bir atış yaptı. Kalan son 14,5 dakika. 28-12'lik üstünlüğümüz var. Gürcan merkezde top çeviriyor. Kenan Akgün Göktepe pivotta top bekliyor. Kübra koşu yaptı kanattan doğru. Merve Özbolluk bıraktı. Kenan Akgün Göktepe ve top ağlardı. Çapraz geçişle ilerledik ve Ceren son durakta gol attı. O da beşledi. Merve Özbolluk'un asisti. Kenan Akgün Göktepe'nin golü. Durum 29-12 oldu. Fark 17 sayıya çıktı. Kupacka, Tormel, pas yerini buldu. Vaydi ama yine bir 7 metre kararı. İzliyoruz burada. Pas bir şekilde yerini buldu. Vaydi önünde ve bu atışı yapabildi. Karar 7 metre. Tormel'in atışı direkt istediği skoru yine bulamıyor. Bu dakikalarda Büyük Britanya ekibi yine aksamaya başladı ve bize farkı daha da açma şansı veriyor. Aynı ilk yarının son 20 dakikasında olduğu gibi Kübra Sarıkaya çok güzel bir gol attı. Gürcan'ın asistiyle çok iyi hareketlendi ve fark 18'e çıktı. Tormel merkezde, Kupacka koşu yapan o noktada Schofield. Tekrar Tormel bıraktı. Hannah Saunders. Kupacka, Paul, Marta Kupacka. Tormel pas yerini bulmadı dediğim anda bir faul düdüğü var. Pasif yarısı geldi bu arada. Çapraz geçişler. Saunders yerde. Pasif uyarısı devam ediyor. İki pas hakkı olduğunu gördük şu an. Kupaska'nın elinde. Saunders'ın atışı blokta kaldı. Dönen top Gürcan Tügel. Hızlı hücum şansı Kübra Sarıkaya. Kübra ve toparlardı. Kübra'dan üst üste sayılar. Fark 19'a çıktı. Gürcan'ın asisti. Kübra Sarıkaya'nın golü. Durum 31-12. Fark 19. Oyuncu değişikliği olacak. Konuk ekipte. P.J. Schofield. Kenara geldi. Çapraz geçişler. Kupacka. Yine bir faul var. Kupacka. Kemler görüntüye yansıdı. Haraçi ve Murarhiu. Pasif yarısı devam ediyor. Artık son buldu. Pas hakkı kalmadı Büyük Britanya'nın. Kübra topla buluştu. Atış toparlardı. Kübra 4. sayısını buldu. Üst üste goller. Fark şimdi 20'ye çıktı.
Mola geliyor. Molayı alan Büyük Britanya ekip oldu. Maçın başında da ifade ettiğimiz gibi çok açık bir farkla üstünüz, hem handball anlamında hem de skor anlamında. Beklentimiz bu yöndeydi. Kalan son 10 dakikalık bölüm ve fark 20 sayı. 32-12'lik skor var. Yarın da yine aynı saatlerde bu takımı, yani Büyük Britanya'yı ağırlayacağız Türkiye Handbol Federasyonu spor salonunda. 2023 Kadınlar Handbol Dünya Şampiyonası'nda birinci tur mücadelesini umarız herhangi bir kayıp yaşamadan atlatacağız. Bu aşamadan sonra artık diğer eşleşmelerde de 8 takım çıkacak. Bu Çek Cumhuriyeti ile beraber 10 takım, ki bunlardan biri herhangi bir kaza almazsa milli takımımız olacak. 2022 Avrupa Şampiyonası'ndan gelen 10 takımla eşleşecek. Ve umarız bu yolların ya da bu aşamaları herhangi bir kayıpsız atlatan milli takımın son durağı Norveç, İsveç ve Danimarka'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2023 Kadınlar Handbol Dünya Şampiyonası olacak. Mola sonrası hücum Büyük Britanya'nın. 10 dakika kaldı. İkinci yarıda 9'a 5'lik üstünlüğümüz var bu arada. Tormel. Top kaybı. Hata geldi. Mola sonrası Büyük Britanya hücumunda. Bu arada Gülcan atış toparlardı. Gülcan Tügel. Eda Nur Çetin oyuna girdi. Gülcan Tügel ilk sayısını kaydetti. Gülcan da yeni mahallenin oyuncusu. Tribünde de arkadaşları yakından takip ediyor mücadeleyi. Saunders Thornwell'le paslaştı. Patka. Saunders sağ çapraz atış. Ağlara gidiyor ama gol deri kazanmıyor. 7 metre atışı kazanıyor. Konuk ekip. Saunders'ın öncesinde 6 metre yayında bir müdahalesi oldu ve karar 7 metre. Thornwell çizginin gerisinde, Halime kalede, atış topağlarda. Thornwell yine bir 7 metre atışıyla golü buldu. Toplamda 3. sayısını kaydetti kendi adına. Farkı 20'ye indirdi. Bu arada oyuna giren Zeynep Nur Ulukoz oldu. Şimdi Zeynep Nur topla buluştu. İlk kez milli takımda top koşturuyor. Zeynep Nur Ulukoz, Merve Özkaşıkçı ve şimdi kadroda bulunmayan Selena Kalın. İlk kez A milli kadın netbol takımımızın kadrosuna davet edildi. Bakalım ilk gollerini atabilecek mi Merve Özkaşıkçı ya da Zeynep Nur Ulukoz? Bunu göreceğiz. 7 metre. Üst üste 7 metre atışları burada. Tupatska yine 6 metre yayında bir müdahale. Gülcan Tügel'den karar 7 metre. Yaren Berpe Göker çizginin kalede olacak. Çizginin gerisinde Thornwell. Yaren Berpe kaleyi devraldı. Thornwell işareti aldı. Topu direğe gönderdi. Zeynep Nur, Ceren, Merve Özkaşıkçı, hızlı hücum şansı, sete döndük. Gülcan merkeze top çeviriyor. Eda Nur, Zeynep Nur, Zeynep Nur Ulukoz. İlk golünü atıyor milli takım formasıyla Zeynep Nur Ulukoz. Bu golle farkı 21 sayıya çıkartıyoruz. Zeynep Nur Ulukoz'u da yine tebrik ediyoruz. İlk kez milli takımda gol sevinci yaşadı Görele Belediye'nin oyuncusu Zeynep Nur.
Tupatska. Saunders. Tormel. Sol kanat. Lacour. Kanada doğru gelmeden Kübra'nın müdahalesi ama orada bir faul var. Kanatta Eller Dippen ilk kez süre alıyor bu arada. Sağ kanatta pasif yarısı geldi. Büyük Britanya hata için Tupatska bıraktı. Saunders. Hena Saunders yerde. Oyun duruyor ve 2 dakika cezası. Kerin Akgün Göktepe 2 dakika cezası aldı. Bu müdahalesi sonrası Ceren 2 dakika cezası alıyor. Bu ikinci kez yaşanıyor milli takımımızda. İkinci kez eksik oynuyoruz. 5 kişilik savunma yapıyoruz Büyük Britanya karşısında. Dippen. Tupaska elinden kaçırdı. Hücum bizim. Gülcan hızlı bir hücum şansı. Kübra kaleciyle karşı karşıya ve topu alardı. Kübra Sarıkaya da beşledi. Fark 22'ye çıktı. Kübra Sarıkaya'nın 5. milli takımımızın 35. sayısı. Kala son 5 dakika 45 saniye. Saunders yine eksik oynuyoruz. Tormel bıraktı. Tupatska atış topu alardı. Marta Tupatska ilk sayısını kaydediyor. Tribündeki Asta'daki Britanya taraftarı da sevindi. Kaptan Tupaska'nın uzun bir aranın ardından A takım düzeyinde ilk golü. 2012 Olimpiyat Oyunları'nda da Tupaska kadrodaydı. Ve Büyük Britanya handbolu anlamında, kadın handbolu anlamında bir ilki yaşadı. Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi oldukları organizasyonda. Zeynep Nur'un pası faul var. Kalemiz boş bu arada. Bu 2 dakika cezası dolayısıyla. Gülcan pasif uyarısı var atağımız için. Gülcan Tügel. Eda Nur'a kötü pas. Kalemiz hala boş. Lacour kötü attı neyse ki. Topu dışarı gönderdi. Mola geldi. Molayı alan milli takım. Lacour'un atışı. Top dışarıda. Dünkü basın toplantısında ifade ettikleri gibi aslında yeni bir takım, yani çok genç isimlerden kurulu. Maddi sıkıntılar dolayısıyla Olimpiyat Oyunları sonrasında Büyük Britanya kadın handbol takımı A takım düzeyinde boy gösteremedi. Yani sürekliliği olmayan bir takım hüviyeti kazanarak sadece alt yaş gruplarında ve genel olarak hazırlık maçlarıyla ilerlediler. Ve sonuç olarak bugün bu maçla beraber bir ilki yaşıyorlar. A milli takım düzeyinde 10 yıllık aranın ardından ilk kez bir maça çıkıyorlar. Paul Dempsey'nin dediği gibi de takımımız gençleşti ve daha ileri aşamaya geçmek için elimizden geleni yapacağız. Biz bu maçı, bu mücadeleyi, yani A milli kadın handbol takımımızla yaptıkları mücadeleyi bir hazırlık aşaması olarak görüyoruz ifadesi kullanmıştı Paul Dempsey. Fark 21 sayı Halime görüntüye yansıyor. Halime İslamoğlu ikinci yarıda özellikle süre aldı. Arka planda da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir pankart var. 2-8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği düzenleniyor ve tribündeki isimlerle beraber de lösemili çocukların farkındalığı oluşturulmaya çalışılıyor. Lösemi tedavi edilen bir hastalık ve lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bunu bizler de dile getirmek istiyoruz. İyi ki varsın Lösev diyoruz. Mola sonrası hücum bizim. Atış topu alarda Gülcan Tügel. Gülcan'ın ikinci sayısı, fark 22'ye çıktı. Golün tekrarını izliyoruz. Orada tribünler İdini'ye galibiyet sevincini yaşamaya başladı. Kalan son 4 dakika ve fark 22 sayı. Çapraz geçişler. Halime'de kaldı top. Halime'nin uzun pası. Kübra Sarıkaya yine son durakta ve top ağları gönderdi.
Mark 23'e çıktı. Kübra 6. sayısını kaydetti. Sahanın en skorer ismi oldu. Kübra Sarıkaya. Collins. Faul var. Son 3 dakika artık maç için. Atış kaleci Halime'de kaldı. Halime'nin kurtarışı. Eda Nur bıraktı. Zeynep Nur. Faul var. Zeynep Nur Ulukoz. Sahada şu an için gol atmayan Eda Nur Çetin ve Merve Özkaşıkçı kaldı. Bu arada 5-1 savunma yapıyor Büyük Britanya takımı. Merve Özkaşıkçı atış topu alardı. O da milli takım formasıyla ilk kez süre aldı ve ilk golünü atıyor Merve Özkaşıkçı. O da yine Yeni Mahalle Belediye'nin sporcusu ve tribünde de arkadaşları yakından takip ediyor. Tebrik ediyoruz Merve Özkaşıkçı'yı da. Güzel bir başlangıç. Farkı 24 sayıya çıkardı milli takım. Tupaska top kaybı. Hücum bizim. Yine Kübra son durakta atış topu alardı. Kübra Sarıkaya'nın bu 7. sayısı. Yine noktaya bir pas Halime İslamoğlu'ndan. Kübra Sarıkaya'nın golü. Fark 25'e çıktı. 40. sayıyı bekliyoruz artık kendi adımıza. Ibanga oyunda. Nelson kanada indi. Orada Lacour topu kaybetti. Kenan Akgün Göktepe. Ibanga'nın müdahalesi. Kübra sete döndü. Eda Nur atışı topağlara gitti ama gol yeri kazanmıyor. Son bir dakika maç için. Gürcan, Zeynep Nur tekrar. Gürcan sağ çapraz kanada indi. Merve Özkaşıkçı atış dışarı gidiyor. 40. sayı gelmedi. Artık son saniyeler. Kostka Buceski de kronometreyi gösterdi ve takımını alkışladı. Artık sürenin tamamlanmasını bekliyoruz. Son 30 saniye. Top kaybı. Zeynep Nur, Ceren Akgün Göktepe yerde kaldı. Bir çarpışma var. Çok sert bir çarpışma. Kafa kafaya Ibanga ile çarpıştılar. Ceren Akgün Göktepe yerde kaldı. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Çünkü çok sert bir çarpışmaydı benim de görebildiğim kadarıyla. İzliyoruz. Ciddi bir sarsıntı yaşıyor Ceren Akgün Göktepe. Son anlarda Ibanga ile girdi o topu kapma mücadelesinde. Geçmiş olsun diyelim Ceren Akgün Göktepe'ye. Kenara gelecek. Sağlık ekibinin müdahalesi dolayısıyla oyuna devam edebilecek durumda olsa bile kenara gelecek. Kerem Demirçelen oyunda son 13 saniye artık maçın bitmesine. 39-14 öndeyiz. 40. golü arıyoruz belki bu son 10 saniye kala. Kerem Demirçelen pası ama olmadı. Son siren sesi ve kazanan milli takım oluyor. Milli takım çok farklı bir skorla kazanıyor. 39-14'lük 25 sayılık farkla güzel bir galibiyet. Ve artık yarınki ikinci mücadeleyi bekliyoruz. Yarınki mücadele nispeten bir formalite maçı olacak. Aynı tahmin ettiğimiz gibi
Bu maç öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bu maçta iddialı olan milli takımımız hanesine güzel bir galibiyet yazdı ve 2023 Kadınlar Handball Dünya Şampiyonası elemelerinde ilk tur mücadelesinde ilk maçında 20 sayılık galibiyetle yarınki maçı bekliyor. Amerikan netbol takımımızı tebrik ediyoruz. Akdeniz oyunları ve İslami dayanışma oyunlarındaki o farklı hüviyeti gençleştirilmiş o milli takımın kadrosunu güzel bir aşamada gördük. Farklı bir galibiyet Büyük Britanya karşısında. Yarın da yine aynı saatte, saat 20'de ilk düdükle beraber güzel bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Umarız 2023 Kadınlar Handball Dünya Şampiyonası yolunda güzel bir galibiyet de alacağız ve yine TRT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşturacağız bu mücadeleyi. Yine hatırlatmak istiyorum. Yarın Beşiktaş Şutbay Seramik'te EHF Kupası ikinci tur mücadelesinde Granitas Kaunas'ı ağırlayacak rövanş maçında. İlk maçı bugün oynadılar. Ve yine Süleyman Seba Spor Salonu'nda 31-20'lik skorla hanesinde çok güzel bir galibiyet yazdırdılar. 10 sayılık avantajla başlayacak yarınki maça Beşiktaş Şutbay Seramik. Ve bizler yine bu maçı da saatler 16'yı gösterdiğinde TRT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşturacağız. Tribünlerdeki handball severleri tebrik ediyorlar. Ve bizler de artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Tribünleri alkışlıyor milli takımımız ve Büyük Britanya milli takım oyuncuları. Bizler de yarın yine aynı şekilde bu tribünleri dolu görmek istiyoruz. Saatler 20'yi gösterdiğinde bizler yine A Milli Kadın Netbol takımımızı TRT Spor Yıldız ekranlarında sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Yönetmenimiz Yavuz Şahin'di. Onun üzerinde ben spikeriniz Ahmet Onur Kılıç. Skoru paylaşalım. Büyük Britanya 14, A Milli Kadın Netbol takımımız 39. Bu maçı kolay kazandık. Yarın da yine güzel bir galibiyet hediye etmesini istiyoruz. Amerika netbol takımımıza başarılar diliyoruz. Bir başka netbol heyecanında görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalın.